Evet. Şimdi söylemiş olduğum en son Osmanlıcılık siyasetiydi. Bugün biraz şu isimlere geçeyim. İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi. Bunları tamamlayıp biraz da İslamcılık siyasetine vakit kalırsa değinmek istiyorum. Bunlar biliyorsun Osmanlı döneminin ilk bağımsız özel aydın sınıfı diyebiliriz. Daha önce çözüm önerileri çoğunlukla işte son dönem genelde hariciyede görev yapan isimler Sadık Rıfat Paşa gibi, Halit Efendi gibi, ondan önce yine Fuat Paşa'nın, Keçecezade Fuat Paşa'nın babası gibi birçok Osmanlı bürokratının ta bu şeyden başlarsak İbrahim Müteferrika'dan işte 28 Mehmet Çelebi'den çoğunlukla hep bir çözüm önerileri var. Bu çözüm önerileri işte çeşitli şekillerde dile getiriliyor. Bazen ordunun reformize edilmesi, bazen işte hatırlarsanız çok son derece ilerici görüşler de vardı. Bütün Osmanlı yıkımının, haraplığının nedeni işte nedir? Rüşvettir. Liyakatın esas alınmamasıdır. Kötü yönetimdir. Hakikaten bu konuda çok doğru saptamalar vardı. Ordunun işte düzenlenmesiyle ilgili yeniden dizayn edilmesi, ateşli silah gücünün artırılması, orduda disiplinin sağlanması, bununla ilgili son derece önemli şeyler vardı. Yine devletler işlerini kayıt altına alır, devlet bütün iş ve işlemlerini rasyonel bir şekilde yapar. Kanun herkesi bağlar diyen son derece bir kanun devleti, kanun emniyeti de diyebileceğimiz son derece önemli saptamalar vardı. Yani Osmanlı aydınları, özellikle Osmanlı'nın bürokrat aydınları, bunlara bürokrat aydın diyebiliriz. Bürokrat aydınları gördükleri Avrupa kültürü karşısında etkilenmişler ve Avrupa'daki pek çok uygulamanın Osmanlı Devleti'nde de uygulanması gerektiğini düşünüyorlardı. Bunlar dediğimiz gibi bağımsız özel bir aydın değillerdi. Çoğu devlet görevlisiydi. Bunlar büyük ölçüde işte Fransızca öğrenmiş, Avrupa dillerini öğrenmiş, Avrupa'da gördüklerini Osmanlı'da uygulamaya çalışmaya çalışan veya uygulama şansı bulunması gerektiğini düşünen, bu reformlarının dediğim gibi bir kısmını hayata geçirebilen veya geçiremeyen isimlerdi. Fakat bunlar dediğimiz gibi devletten maaş alıyorlardı, devlet görevlileriydiler. İşte kaderleri, ikballeri büyük ölçüde bir paşanın veya bir devlet görevlisinin elindeydi. Görevden alınabilirler, işte görevden uzaklaştırılabilirler veya öldürülebilirlerdi. Her ne kadar Tanzimat'tan sonra bu öldürülme, mala mülke el koyma kaldırıldıysa da büyük ölçüde dediğim gibi bunlar geçimini sadece yayıncılıkla sağlayan insanlar değillerdi. Yani bunlar dediğim gibi maaşlarını devletten alıyorlardı. Doğal olarak da yapabilecekleri şeylerin bir sınırı vardı. Söyleyebilecekleri şeylerin bir sınırı vardı. Bu açıdan bizim daha özel, bağımsız diyebileceğimiz, ki Avrupa'da esasında bunu sağlayan biraz şey oldu. Bu üniversitelerin kurulması oldu. 12. yüzyıldan başlayarak Avrupa'da bazı işte Paris Üniversitesi, Oxford Üniversitesi gibi, arkasından Cambridge gibi, Bologna Üniversitesi gibi, işte Roma Üniversitesi gibi. Bu üniversitelerde özellikle Almanya başta olmak üzere bu üniversitelerdeki hocaları koruyan, kollayan bir işte soylu sınıf, aristokrasi sınıf da vardı. Zaman içerisinde bu sınıfın yerini burjuvazi almaya başlayacak. Yani burada bir kürsü özelliği dediğimiz bir uygulama başlamıştı. Yani kürsüde akademik anlamda akademik özgürlük diyebilirsiniz buna. Akademik anlamda savunulan görüşlerin, dile getirilen görüşlerin bir yargı denetim dışında olması gibi. Sonra burada üniversitelerden işte bunlar maaş alıyorlardı. Bu üniversitelerin finansmanlarını vakıflar veya belli zengin aileler sağlıyordu. Bu sayede burada bir en azından aydın sınıfın doğduğunu söyleyebiliriz. Yani Avrupa'da aydın sınıfın doğması biraz daha erken oldu. Burada geçimini sadece işte yayıncılıkla, geçimini sadece ders anlatımıyla sağlayan bir aydın sınıf doğmuş oldu. Biz de dediğimiz gibi bu iş son derece geçti. Yani evet tabii bir medrese sistemi içerisinde bir sınıf vardı ama bu sınıfın bizim söylediğimiz manada bir aydın sınıf, yani modern anlamda bir aydın sınıf olduğunu söylemek zor. Doğal olarak buna geleneksel sınıflardı. Zaten çoğu değişime karşı direnç gösteriyordu. Doğal olarak da bunlardan bir modernleşme hamlesini beklemek mümkün değil. Diğer taraftan dediğim gibi batılı okullar henüz hemen hemen hiç yok veya yeni açılıyor. Burada tabii en önemli işte bir tercüme odası yapacaktı. Tercüme odasına yetişen bu aydın kuşağı, hatta tercüme odasının kendi içerisinde okul da kurulacak. Önce 4 yıllık bir okul, arkasından bir 4 yıl daha. Burada hatta bu okulun iki kısım olduğu, bir kısmının işte zengin çocuklarının gittiği, bir kısmına da daha çok yoksul kesimlerin çocuklarının alındığı. Bu okul sayesinde aslında ilk anlamda batılı eğitim veren okulların da burada başladığını söyleyebiliriz. Burada kilit anahtar konu dediğimiz gibi yabancı dil bilgisi. Yani bir yerde özellikle o dönem için bizim için Batı'nın
mümessili, temsilcisi Fransa olduğu için, yani aydın olmak için Fransızca bilmek gerekiyor. Bu sayede Avrupa'daki düşünceleri takip etmek. Yani neyi sağlıyor bu? Hiç olmazsa kitap çevirisi yapabiliyorsunuz. Hiç olmazsa işte bu tür tercüme odasında veya devletin çeşitli kademelerinde bir yere gidip tercümanlık yapabiliyorsunuz. Belli belgelerin çevirisini yapabiliyorsunuz. Yani bu geçim kaynağı haline de geliyor. Bu nedenle yabancı dil bilgisi son derece önemli. Kapşıracağım ama pişiremedim herhalde. Neyse bu okullar, yani demek ki bu bağımsız özel aydın sınıfının ilk kuşağı büyük ölçüde nerede yetişti? Tercüme odasında yetişti. Bu kuşak kimlerden oluşuyordu? İlk kuşak Osmanlı, genç Osmanlılar dediğimiz hareket. Bunlar içerisinde İbrahim Şinasi Efendi gibi, Namık Kemal gibi önemli isimler vardı. Şinasi ile başlayalım isterseniz. Önce bir ortak özellikleri, bunların genellikle ortak özelliği dediğimiz gibi yayıncılıkla geçimini sağlamış olmaları. Bunlar devlet memuriyeti de yaptılar ama arada yaptılar. Arada memuriyeti bıraktılar, tamamen gazetecilikle uğraştılar. Gazetede tabii ki önemli bir şey. Hangi konuda önemli derseniz bu gazetecilik dediğimiz şey. Şimdi Avrupa'ya bakıyorum. Mesela Avrupa'da 1520'lerde falan ilk işte Hollanda'da, İngiltere'de, Almanya'da matbaanın kurulması ve gazete basımının, dergi basımının başlaması. Andersen gibi bazıları özellikle millet oluşumunu bu yayıncılıkla başlatırlar. Yayıncılık bir taraftan dediğimiz gibi millet oluşumu için de son derece önemli. Çünkü milli dil dediğimiz şey yayıncılıkla birlikte rağbet görmeye başlıyor. İlk basılan kitaplar büyük ölçüde halkın işte seveceği masallar, öyküler, hani bizdeki diyelim Battal Gazi, Köroğlu, ne bileyim işte şiirler, işte bir takım işte edebi yazınlar veya işte bir takım temel dini bilgiler. Bu tür kitapların kendi halk dilleriyle yazılmaya başlanması, tabii daha önce biliyorsunuz halk diliyle yayıncılık yapılmıyor. Daha doğrusu bir yayıncılık da yapılmıyor. Bunlar büyük ölçüde matbaa olmadığı için o dönemde elle yazılıyor. Ve son derece az nüshalar üretiliyor. Yani belki bir kitaptan 30 tane, 40 tane ancak nüshalar üretiliyor. Çünkü maliyetli bunlar. Bir insanın oturup da bir kitabı yeniden yazması gerekiyor. Doğal olarak da bir insanın emeğini düşünürseniz, al şu 300 sayfalık kitabı bana yaz deseniz, herhalde en azından sizden iyi bir para isteyecektir. Hele bir de bundan 20 nüsha, 30 nüsha çoğalt dediğinizde, doğal olarak da bunun son derece maliyetli bir iş olduğu aşikar. Bu kitaplar da muhtemelen çok sadece sayılı yerlerde, sayılı kütüphanelerde bulunuyor. Bundan dolayı da yayıncılığın pahalı olması kitap fiyatlarını da çok pahalı hale getiriyor. Dediğimiz gibi bu tür kitaplara ulaşabilenler ancak belli kütüphanede çalışan insanlar. Bu kütüphanelerde büyük ölçüde kardinallerin veya işte büyük kiliselerin, katedrallerin içerisinde veya Roma'da, Vatikan'da, onun dışındaki yerlerde dediğimiz gibi sivil insanların ulaşabileceği kütüphaneler hemen hemen ya çok az ya da üniversite kütüphaneleri dışında kütüphane yok. Doğal olarak da bu yayıncılığın çok kısıtlı olması, sizin işte dediğimiz gibi üniversitede belki bir şey yapabiliyorsunuz, ders verebiliyorsunuz zengin çocuklara falan ama onun dışında yayıncılıkla bir geçinme dönemi henüz yok. Bu matbaayla birlikte ortaya çıkmaya başlıyor. Matbaayla birlikte dediğimiz gibi ulusal diller de önem kazanmaya başlıyor. İşte ilk René Descartes mesela eserlerini Fransızca yazmaya başlamıştır. Bunun da aslında son derece önemli bir yeri var. Daha önce nece yazıyordu bunlar derseniz Latince yazıyorlardı. Latince ve Grekçe. İşte bizde Osmanlı'da da bunun karşılığı Arapça ve Farsçaydı. Arapça bilim dili, Farsça edebiyat diliydi. Avrupa'da da yine Grekçe, eski Yunan dili, yine edebiyat ve felsefe diliydi. Bilim dili olarak da veya Hristiyanlığın resmi dili olarak da Latince vardı. Gerçi diyeceksiniz ki İncil Latince miydi? O da ayrı bir sıkıntı ama İncil Latince değildi, Aramiceydi. Fakat Latince'ye çevrildi. Latin yani Roma dili, Romanesk diller dediğimiz Roma'nın gücü sayesinde, Hristiyanlığın Roma'yla birleşmesi sayesinde İncil de Latince'ye çevrildi ve bir anlamda Roma'nın resmi dini haline gelmiş oldu. Doğal olarak da artık yavaş yavaş İncil'de, Latince'de Avrupa'nın resmi dili haline gelmiş olacak. Tabii diğer dillere göre, örneğin Cermen dillerine göre Latince'nin çok daha güçlü bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede Cermenik diller üzerinde Latince'nin güçlü bir etkisi olacak. Tabii ki Latince'nin de kökeninde ne var? Grekçe var. Yani birçok Latince kavram büyük ölçüde Yunanlardan alınmış durumda. Bugün Batı dillerindeki birçok etimolojiyi, kelimelerin kökenlerini araştırın arkadaşlar. Latincedir. Latince, Latinler bunlardan almış diyeceksiniz. Latinler de bunları Greklerden almışlar.
Yani bu sayede aslında Avrupa'nın bugün bütün bu bilimsel literatürünün çoğunun kaynağında ne vardır? Temelde Yunanca vardır. Yunancadan Latinceye dönüştürülmüş. Latincenin de Avrupa dilleri içerisinde bu kavramlar yaygınlaşmış. Bu sayede, şimdi tekrar dönersek Latincelerin ulusal diller meselesine ve yayıncılık meselesine, bu ulusal dillerle birlikte yavaş yavaş artık belli meseleler halkın anlayabileceği, işte İncil'in mesela ilk Luther tarafından Almanca'ya çevrilmesi, Fransa'da Calvin tarafından Fransızca'ya çevrilmesi. Gerçi hani Latince, Fransızca biraz zaten birbirini destekleyen diller. Belki onlar anlıyorlardır ama Almanların anlaması mümkün değil tabii ki. Latince ile Almanca bambaşka diller. Ama Latince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce bunların hepsi Romans dilleridir. Ve Latince'nin farklı versiyonlardır. Bu yüzden de yani bir İtalyan'ın Latince anlaması çok kolaydır. Yani bizim eski Osmanlıcayla diyelim ki bugünkü Türkçe gibi belki biraz zorlanır ama netice olarak da bu iki diller, buradaki diller birbirine devamı olan diller. Bu ulusal dillerin ortaya çıkması ulusal yayıncılığı da geliştiriyor. Ulusal yayıncılıkla birlikte de matbaanın tabii ki burada çıkması son derece önemli bulunması. Bu sayede bu yayıncılıkla birlikte artık bu tür işte gazetelerde diyelim ki günlük tefrika edilen şeyler, öyküler, romanlar tefrika edilmeye başlanıyor. Hani nasıl bir zamanlar şey varmış. Çocukluğumda ben de hatırlarım. Fotoromanlar vardı. İşte bir fotoroman nedir derseniz bir sinemanın gazetede basılımı gibi bir şey yani. Şeylerle birlikte fotoğrafların altındaki işte pardon, küçük yazılarla birlikte bir şekilde işte bir hayatın canlandırılması gibi düşünebilirsiniz. Bunun gibi yayıncılığın önem kazanmasıyla birlikte bütün bu eser çevirilerinin güçlü bir şekilde kendini gösterdiğini söyleyebilirim. Bir saniye. Şimdi tekrar Şinasi Efendi'ye dönersek tekrar Şinasi'de tercüme odasından yetişmiş arkadaşlar ve bu yayıncılık sayesinde önemli bir başarı sağlayacak. Türkiye'de işte Osmanlı Devleti'nde ilk gazetecilik faaliyetlerini başlatan Agah Efendi ile birlikte İbrahim Şinasi'dir. Kendisi işte tercüme odasından yetişmiştir. Mustafa Reşit Paşa'nın himayesine girmiştir. Tanzimatı ilan ettiren adam Mustafa Reşit Paşa'dır. Fransızcadan çeviriler yapmıştır. İşte Şair Evlenmesi adı altında meşhur bir komedi tiyatro eseri vardır. Onun dışında dediğimiz gibi birçok kavramın çevirisini kendisi getirmiştir. İlk bağımsız özerk aydın sınıfın ilk temsilcisi sayılabilir. Gazetecilik sayesinde önemli olanlardan biri de şuydu. Gazetecilik pek çok konuda halkın en azından bilgi sahibi edinmesini sağlıyordu. Hani gazeteciliğin şöyle bir avantajı da oldu. Hem aydınla halk arasında iletişim kurulmasını sağlamış oldu. Hem de diğer taraftan bir özgür kamuoyu dediğimiz en azından belli konuların tartışıldığı bir kamuoyun oluşmasını da sağlamış oldu. Yani yavaş yavaş artık birçok mesele burada tartışılabilir hale gelmiş oldu. Burada tabii ki kullanılan dilin, üslubun daha basit, yalın olması. Çünkü gazete halk okusun diye yazıyorsunuz. Romanları halk okusun diye yazıyorsunuz. Kalkıp da bir işte Şeyh Galip'in kullandığı, Fuzuli'nin kullandığı bir dili kullanamazsınız. Kullanırsanız o gazeteyi sadece siz okursunuz. Onun dışında kimse bu gazeteyi okumayacaktır. Doğal olarak da bundan dolayı daha yalın bir dili kullanılması gerekiyor. Bunun en azından Türkçenin sadeleşmesi, halk dahilinin arasındaki temasın artmasına son derece önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani medrese dışında ilk defa halkın belki öncülük edecek bir aydın sınıfa ihtiyacı var. Bu aydın sınıfta yavaş yavaş artık halka ulaşmak zorunda. Yani bir şekilde halk dahilinin arasında temasın sağlanması gerekiyor. Burada gazetenin ve dergilerin önemli bir tarafı var. Bu gazeteler sayesinde büyük ölçüde hem farklı fikirler, yani gazetelerde doğal olarak sadece gazetecilik yapılmıyor. Bunun dışında yani demek istediğim sadece günlük olarak havarisler yayınlanmıyor. Bunun ötesinde kitap çevirileri yayınlanıyor. Bunun ötesinde işte günlük takım gelişmeler dışında ne bileyim işte ne olabilir? Farklı fikirler tartışılıyor. Mesela diyelim ki Mustafa Fazıl Paşa kendi çözüm önerilerini mesela bir bildiri adı altında bir gazetede yayınlıyor. Yani sadece bunlar dediğim gibi belli gündemin işte bugünkü gibi takip edilmesi veya işte o dönem için bir şey de yok tabii ki bir böyle kalkıp da ünlülerin yaşamlarını anlatılacak paparazziler de yok. Doğal olarak
veya spor müsabakaları, spor sayfaları da yok. Ağırlıklı olarak bunların işte o günkü veya o haftaki havadisler, bunun dışında işte romanlar veya hikayeler veya bunun dışında bir kitap tanıtımı gibi şeyler var. Bunlar da doğal olarak dediğim gibi siyasi anlamda hem halkla aydının temas etmesi, hem özgür bir kamuoyunun oluşması, hem ulusal dillerin gelişmesi, burada son derece büyük bir etkisi var. Yani gazeteciliğin, şinasinin bu anlamda önemli bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Şinasi ve Namık Kemal ve diğerleri aslında bu grubun ortak görüşlerinden birisi şu. Bu grup, bu genç Osmanlı kuşağı, ilk Osmanlı aydın kuşağının istedikleri şu. Bir anayasacılık, yani bunlar bir Osmanlı Devleti'nin anayasayla yönetilmesini istiyorlar. Anayasacılıkta hedef şu tabii ki, yani yöneticilerin büyük ölçüde işte sadece bu padişahı kastetmiyorlar doğal olarak. Padişahın dışında sadrazam ki 19. yüzyıl Abdülhamit'e kadar arkadaşlar padişahın neredeyse esamesinin okunmadığı. İkinci Mahmut bu anlamda biraz ilk dönemleri ağzından ipler eline almış. Bu reformları kendisi planlamış. Fakat sonra tamamen artık ikinci Mahmut'un ölümüyle birlikte ipler padişahın elinden çıkacaktır. Ne zamana kadar? İkinci Abdülhamit'e kadar. Aşağı yukarı bu 50-60 sene içerisinde yönetim tamamen sadrazamların eline geçecektir. Tamamen Bağbali'nin, bürokrasinin eline geçecektir. Burada kimler mesela? Mustafa Reşit Paşa mesela ilk Osmanlı sadrazamı, yani bu 2. Mahmud'un sonra evet Abdülmecid'in sadrazamıdır. Büyük ölçüde Tanzimat Fermanı'nı ilan ettiren kişi odur. Ve devlet içerisinde son derece güçlü bir adamdır. Ve birçok işte Osmanlı'nın ikinci kuşak devlet alanlarını kendisi yetiştirmiş tercüme odasında. Mustafa Reşit Paşa ölünceye kadar 1850'li yıllarda falan ölüyor aşağı yukarı. Hatta Mustafa Reşit Paşa'ya Auguste Comte'un yazdığı bir mektup da var. Belki duymuşsunuzdur. Auguste Comte Mustafa Reşit Paşa'ya bir mektup yazar. Bu mektubunda büyük ölçüde Avrupa'dan şikayet eder. Der ki siz benim pozitif ilkelerimi Avrupa'da uygulamak istemiyorlar işte. Siz daha ilerici bir adamsınız. Doğu ile Batı arasında fark bu kadar azalmışken işte siz benim bu pozitif fikirlerimi uygulayın ve Doğu'nun kaderini değiştirin diye böyle bir Mustafa Reşit Paşa'ya ilginç mesele. Padişah değil de Mustafa Reşit Paşa'ya yazması da daha ilginç bir hadise. Bu Mustafa Reşit Paşa'nın ne kadar güçlü birisi olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan Mustafa Reşit Paşa'nın ölümüyle birlikte yani 1856'lar falan diye biliyorum aşağı yukarı. Ondan sonra iki tane önemli isim tamamen artık Sultan Abdülaziz'in belki de biraz şeyiyle devlet işlerine pek ilgilenmemesiyle neredeyse bütün iktidar bunların eline geçecek. Birisi bir öbürsü böyle ikisi birlikte yönetmeye başlayacaklar. Bunlar da Fuat Paşa, Keçecizade Fuat Paşa. Babası Keçecidir kendisi ama önemli bir devlet görevlisidir. Hatta padişaha bir reform önerisi sunmuştur. Sonra görevden alınmış bir sürü başına da gayriler gelmiştir. Onun oğludur Keçecizade Fuat Paşa. Bugün işte biliyorsunuz bu Yeniköy'de de yalısı vardır. Fuat Paşa yalısı diye. Zaten bu şeylerin de özel mülkiyet biliyorsun Tanzimat'la birlikte ortaya çıkacak. Daha önce devlet görevlileri görevden el çektirildiğinde bunların mülklerine de dokunulurdu. Yani bir kişi eğer kendisine bir saray tahsis edildiyse bu sarayda görev süresince, yani bunda görev tahsisliydi. Görevi bittiğinde bu sarayda görevle birlikte geri alınırdı. Bunların özel mülkiyetleri olmazdı. Ancak işte padişahın bazı lütuflarıyla ölümüne kadar yaşayacağı kendisine bir konak veya bir saray ikram edilirdi ve ihsan edilirdi. Sonra öldükten sonra da tekrar bu hazineye kalırdı. Asla bir mülkiyet söz konusu değildi. Yani oğluna devredemezdi, miras yoluyla aktarılamazdı. Tanzimat bunu değiştirecektir. Tanzimatla birlikte artık özel mülkiyet ortaya çıkacaktır. Özel mülkiyetle birlikte artık saray görevlileri zenginleşmeye başlayacaklar, ticaret yapmaya başlayacaklar, birçok yerde mülk edinecekler ve bu mülklerini de yavaş yavaş tasarruf etmeye başlayacaklardır. Yani artık padişahların "Ey Fuat Paşa, sen kimsin ki bu sarayı yaptırdın? Bu parayı nereden buldun? Hadi bakalım şunu bir açıkla veya buna bir işte kaynağı belli değil veya yaptığın işler diyelim ki usulle uygun değil bunlara el koyalım veya işte sen kendi malın nasıl olur?" deme şansı yok. Bütün Boğaz kenarındaki yalıların birçoğu bu dönemde inşa edilmeye başlanmıştır. Çünkü artık malınıza, mülkünüze el koyma tehlikesi olmadığı için doğal olarak da daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Yalı yaptırıp, köşk yaptırıp, konak yaptırıp bunları üzerinize geçirebiliyorsunuz, oğlunuza aktarabiliyorsunuz. Bu sayede
tabii ki devlet görevlerinin gücünün de arttığını söyleyebiliriz. Yani bunlar sadece artık bir devlet görevlisi değil, zengin bir sınıf da oluşturmaya başlıyorlar. Belki bir Osmanlı bürokrasinin, burjuvazisinin de çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Yani bunlar üretim burjuvazisi değil, daha çok buna ne denir? Belki bir el koyarak veya işte devletten tırtıklayarak zenginleşen insanlar, yoksa bir yerde üretim yaparak da zenginleşmiş insanlar değiller. Doğal olarak da bunların zenginliği bir burjuvazi gibi ticaretten ve üretimden gelmiyor. Şimdi Fuat Paşa, onun dışında Ali Paşa. Ali Paşa da mesela fakir bir çocuktur. Yani çok fakir bir aileden gelmiştir. Babası Mısır Çarşısı'nda bir dükkanı vardır. Bugün Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda. Öyle bir esnaftır ama işte şansı kaderi tercüme odasına girmesiyle değişmiştir. Daha sonra da Fuat Paşa ile birlikte dönemin en ünlü sadrazamlarından birisi olmuştur. Fuat ve Ali Paşalar Abdülaziz döneminin en güçlü sadrazamlarıdır. Dediğim gibi birisi bir öbürü gelmiştir. Bunlar da ağırlıklı olarak da özellikle Fuat Paşa Fransız yanlısıdır. Hatta Sultan Fransa'ya seyahati sırasında tercümanlığını o yapmıştır. Ve Galatasaray Lisesi'nin açılmasında Fuat Paşa'nın çok büyük bir etkisi vardır. Özel bir okul olarak açılmıştır burası. İkili kanunlarla hocalarını falan kendisi tayin eder okul. Bugün bile hala bu özelliklerini korur. İlk defa işte 1860'lı yıllar, yine 64'te Galatasaray Lisesi'nin kurulması. Yani bu anlamda dedim ya, ipler artık sadrazamların eline geçmiştir. Sadrazamlar artık ne derse o olur. Zaten birçok bu aydın kesimin de karşı çıktığı veya eleştirdiği kişiler sadrazamlardır büyük ölçüde. Yani gözden düşmüşlerdi. Tabii ayak oyunları da çok. Hani dedik ki en baştan beri Osmanlı'da maalesef ki bir şey yok. Yani liyakata dayalı bir görevlendirme yok. Bugün var mı derseniz o da ayrı bir hadise de. Yani bundan dolayı da tabii ki kimin taraftarı olduğunuz, kiminle iş tuttuğunuz, yani hangi ekibe dahil olduğunuz son derece önemli. Bir ekip işi, bir ne bileyim işte bir hizip işi bunlar. Yani diyelim siz Ali Paşa'nın eğer hizbindenseniz, onu destekleyen birisiyseniz, Ali Paşa görevden el çektirdiğinde siz de düşüyorsunuz, gözden düşüyorsunuz. İki taraf birbirini karalamaya çalışıyor, iki tarafın ekibi birbirine karşı haset duyuyor. Devlet kendi içerisinde resmen bir çatışmaya giriyor. Bu da tabii ki devlete bir güç kaybettiriyor. Yani iki taraf nasıl bugün iktidarla muhalefet birbiriyle o kadar çok mücadele ediyor ki devlet kendi enerjisini içeri tüketmeye başlıyor. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani bunlar bir siyasi parti değildir ama bunlar iki farklı hizip. Birisi işte gücü elinde bulunduranlar, bir diğeri gücü elinde bulundurma iddiasında, yani en azından böyle bir sıra bekleyenler. Doğal olarak da sıra bekleyen ne istiyor? Bir an önce kendisine sıra gelmesini istiyor. Bunun da yolu nedir? Bunun da yolu iktidarda olanın bir an önce devrilmesidir. Bunu da ne yapması lazım? Türlü ayak oyunlarıyla, Osmanlı'da bunlar işte kapalı bir devlet içerisinde, yani bu döneme kadar, bu dönemden önce yine vardı tabii bunlar ama işte saray kadınlarının müdahalesiyle vardı. İşte veliaht veya şehzadelerin işte kendi içerisinde çatışmaları, kimin tahta geçeceğiyle ilgili, öbürlerinin ayağını kaydırmaları ile ilgili vardı. Bu biraz da devlet görevlileri içerisinde de işte ikbal heveslisi olanlar, yani 20 şehzadenin tarafını tutuyorsunuz. 20 şehzade Mustafa'nın adamısınız. Doğal olarak da sizin ikbaliniz neye bağlı? Şehzade Mustafa'nın tahta çıkmasına bağlı. Eğer hata yaparsanız siz de onunla birlikte pekala öldürülebilirsiniz. Bu yüzden kendini daha çok bir kişiye endeksleyen bir ikbal anlayışı söz konusu. Aynen saray bürokrasisi de böyle diyebiliriz. Kendisini Fuat Paşa'ya, Ali Paşa'ya, Mustafa Reşit Paşa'ya, ne bileyim işte Mithat Paşa'ya endekslemiş isimler söz konusu. Şinasi'nin de gelişmesinde, yani ortaya çıkmasında Mustafa Reşit Paşa'nın büyük bir emeği var. Bu yüzden de tabii ki bu insanların kalkıp da bu kendilerine veli nimetlerine karşı gelmeleri mümkün değil. Çoğu durumda onların desteği sayesinde geldikleri için. İşte Şinasi'dir, İknam-ı Kemal, bunların ortak özelliği anayasacılık demiştik. Anayasacılık keyfilik açısından bir, en azından sınırlandırıcı bir işlev görüyor. Bu keyfiliğin önüne geçilmesinin Tanzimat'la birlikte ne kadar önemli olduğu en azından saray bürokrasisi açısından görülmüştü. Artık can emniyetleri vardı. Halbuki daha önce can emniyetleri yoktu. Bir padişah isterse en ufak bir hatada, en ufak bir işte ne bileyim hata bile gerekmez. Bazen bir dedikoduda bile sadrazamın veya bir paşanın kellesi gidebilirdi. Bunun çok fazla örnekleri vardı. Mesela Kanuni Süleyman İskender Çelebi'yi idam ettirir. İskender Çelebi Pargalı, kendisinin işte çocukluk arkadaşıdır. Pargalı'nın oyununa kurban edilmiştir. Pargalı ona işte töhmet atmış. Sonrasında ise idam ettirilmiştir. Mesela Süleyman bunu sürekli rüyasında görür. İskender'in kendisine karşı işte
rüyasında üstüne geldiğini, beni haksız yere öldürdün dediğini, gerçekten de haksız yere öldürülmüştür. Yani bir yerde bu tür haksız ölümler çoktur. Tabii sonuçta Pargalı da ölüme gidecek, o da ayrı bir hadise. Yani yapan yaptığını bulur muhakkak. Bir yerde hiçbir sorgusuz sualsiz değil ama yani bu tür ufak töhmetler altında bile insanlar öldürülebilirdi, görevlerinden alınabilirlerdi. En iyi ihtimalle sürgüne gönderilirlerdi. Tabii ki Tanzimat bunu ortadan kaldırdı dediğimiz gibi. Tanzimatla birlikte artık yargısız infaz ortadan kaldırıldı. İşte öldürülme ortadan kaldırıldı. Mülkü el konma ortadan kaldırıldı. İtibar suikastı azaltıldı. Bütün bunlar sayesinde dediğimiz gibi bu kime en çok yaradı? En çok Osmanlı bürokrasisine yaradı. Doğal olarak da bürokrasinin en çok talep ettiği şeylerden birisi nedir? Anayasacılık. Yani padişahın karşısında kendilerini garantiye almak istiyorlar. Padişah her istediğini yaparsa doğal olarak da kendilerinin ne can emniyeti olacak, ne mal emniyeti olacak. Bir taraftan tabii şu da var. Diyeceksiniz ki bunların can emniyeti yoksa doğal olarak da kalkıp da doğru bildiklerini savunamazlar. Doğru, bir taraftan da işin özü bu tabii ki. Yani siz diyelim ki bir padişahın karşısına çıkıp da hünkârım bunu böyle yapmayın diyemezsin. Bunu demek için can emniyetinin de olması lazım. Belki eskiden işte devlet adamları farklı düşünen insanları da etrafında yer veriyorlardı ama zaman içerisinde dal kavukların çoğalmasıyla birlikte yani yöneticiler kendi görüşlerini, aleyhine görüşleri dinlemek istemediler. Dal kavukları daha çok dinleme taraftarı oldular. Tabii doğal olarak herkesin dal kavukluk yaptığı bir yerde kalkıp da işte padişaha veya bir paşaya bunu böyle yapmayın, bu yanlıştır dediğinizde doğal olarak da sizi gözden düşmeniz, ne bileyim işte acaba arkamdan kuyumu mu kazıyor, işte acaba arkamdan ne iş çeviriyor demesi son derece olağan. Ne diyorlar? Bakayım hemen şeyde varsa hemen alayım arkadaşlar. Ama bende gözükmüyorlar. Yani şu anda bende eklenmiş ama katılmamış durumda hiç kimse gözükmüyor arkadaşlar. Hani bazen katılacak durumda olunca ben katıyorum ama şu anda hiçbir kişi gözükmüyor. Bilmiyorum onu. Yani onaylamam gereken kimse yok. Tekrar olmazsa bir daha sonra bakarım. Rabia'yı göremedim açıkçası. Yani ya ekleme yapmamışlar ya şifreyi belki görmemiş olabilirler. Şifreyi isterseniz bir gönderin arkadaşlar. Zaten son 10 dakikamız kalmış. Şimdi şöyle devam edeyim ben. Anayasacılığın bu anlamda önemli bir tarafı var. Anayasacılık. Başka talep ettikleri şeylerden bir tanesi meşrutiyet. Yani yine anayasacılığın devamı olan bir parlamento anlayışı. Bir parlamento eğer kurulabilirse bunu da niye talep ediyorlar? Eğer parlamento kurulursa hani demiştim ya bazı azınlıklar işte belli vilayetlerde il meclislerine falan temsil ediliyorlar. Doğru. Fakat istiyorlar ki en azından şöyle bir talepleri de var azınlıkların. Biz de bir parlamento olsun. Bu parlamentoda biz de temsil edilelim. Ve bu sayede ne varsa bunlar konuşulsun, tartışılsın, karara bağlansın. Biz işte dışlanmak istemiyoruz. İyi niyetli de olabilir, kötü niyetli de olabilir. Hani çok iyi niyetli olduğunu belki sanmıyorum ama en azından parlamentoda bir temsil yetkisi verilebilirse, yani işte bir Rum ahaliye de, bir işte Ermeniye de, bir işte Bulgar veya bir Romene de, Sırba da, bu sayede en azından farklı ne diyelim ayrılık fikirlerinin azalacağına dair bir en azından inanç söz konusu. Meşrutiyet dediğimiz gibi diğer bir istek. Anayasacılık diğer bir istek. Osmanlıcılık politikası yani bütün Osmanlı yurttaşlarının kanun önünde eşitliği bir diğer istek. Sonra keyfi yönetimin önüne geçilmesi, kötü yönetimin azaltılması, işte liyakat, hakkaniyet bunlar yine bu sınıfın yani genç Osmanlılar kuşağının dile getirdikleri ortak görüşler. Şinasi'nin dediğimiz gibi bu ilk gazeteciliğin başlatıcılarından bir tanesi. İşte bunlar biliyorsunuz bir süre Avrupa'ya kaçtılar. Avrupa'da kendilerine Mustafa Fazıl Paşa himaye geldi. Mustafa Fazıl Paşa Mısır İdebil'in kardeşiydi. Fakat kardeşi kendisinden sonra Abbas Paşa. O Abbas mıydı, İsmail Paşa mıydı? Kendi kardeşini yani kardeşi Mustafa Fazıl'a tahtı vermek yerine kendi oğlunu tahta geçirmek istedi. Bunu da Osmanlı'dan işte çeşitli rüşvetlerle koparmaya çalıştı. Mustafa Fazıl Paşa da bunun üzerine Osmanlı'ya muhalif hale geldi. Kendisi İstanbul'da eğitim görmüş, İstanbul'da yaşayan birisi. Önemli devlet görevlerine getirilmiş birisi.
Fakat devletler küsünce Fransa'ya gitti ve Fransa'da bir süre muhalefet saflarına katıldı. Ve Namık Kemal gibi, Şinasi gibi, Ali Suavi gibi isimlere mektup yollayarak Fransa'ya, Paris'e gelmelerini ve kendilerini burada kendi finanse edeceğini dile getirdi. Bunun üzerine bu ayrılımlar Fransa'ya gittiler. Abdülaziz dönemiydi o zaman. Özellikle de Fuat Paşa'nın çok ciddi baskıları vardı. Burada gazetecilik yaptılar. Burada işte yayınlarla uğraştılar. Bu isimler işte Namık Kemal'in çıkardığı Hürriyet gazetesi. Burada önemli bir şey oldu, gazete oldu. Namık Kemal'in farkı biliyorsunuz vatan millet şairidir Namık Kemal. Orada özellikle vatan kavramı ile ilgili yazdığı kitaplar şeyde de Osmanlı'da da ciddi bir taraftar bulmuştu. Hatta bazı oyunları kapalı gişe oynanmıştı. Hatta hatırladığım kadarıyla Vatan yahut Silistre sanırım Şehzade başında bir tiyatroda oynanıyor. Ve bu tiyatro kapalı gişe oynanıyor. Sonra oyunun sonunda halk sokağa çıkıp galeyana geliyor. İşte yaşasın. Bazı sloganlar atıyorlar. Bu sloganlarla padişah çok rahatsız oluyor. Bunun üzerine bu hatta oyunları yasaklıyor. Büyük ölçüde. Diyeceksiniz ki bunlar vatanseverliği anlatan eserler. Evet, Celaleddin Erzemşah öyle. Vatan yahut Silistre öyle. Fakat burada tabii şöyle bir şey de var. Padişahların rahatsız olmasının şöyle bir nedeni var. Doğal olarak burada hani vatanseverlik kavramı veya işte millet taraftarlığı bir yerde cumhuriyet kavramını da işin içerisine sokuyor. Cumhuriyet de biliyorsunuz neye karşıtır? Monarşiye karşıtır. Yani Fransız cumhuriyetçiliği veya Fransız milliyetçiliği sadece bu milliyetçilikle kalmıyor. Bunun ötesinde cumhuriyet kavramını da işin içerisine kattığı için en nihayetinde milliyetçilik eşittir, cumhuriyetçiliktir. Bundan dolayı da padişahların buna karşı en azından çok da hoş bakmadığını söyleyebiliriz. Yani cumhuriyetçilik demek padişahın tahttan indirilmesi anlamına geliyor doğal olarak da. Bundan kaynaklı olarak da Namık Kemal sürekli gözetim altında tutulmuştur. Bir süre Magosa'ya, Kıbrıs'a sürülmüş, bir süre Sakız Adası'nda sürgünde kalmış. Hakikaten de önemli bir badire atlatmıştır. Tabii çok önemli dediğim gibi eserleri var. Vatan kasidesi, vatan şarkısı, vatan türküsü, vatan manzumesi, ilk romanları yazmış İtva, Cezmi, işte ilk tiyatro eserlerini canlandırmış, özgürlük aşkını genç kuşaklara aktarmış, birçok milliyetperver, vatanperver, Namık Kemal kendileri açısından büyük bir ülke adamı olarak görürler. Hakikaten öyledir Namık Kemal. Genelde şeyleri de ortaktır. Yani ilham aldığı Rousseau gibi, Montesquieu gibi isimlerdir. İşte görüşlerini büyük ölçüde kötü yönetimi eleştirir. Meşrutiyetin parlamentonun işte Osmanlı'yı kurtaracağını düşünür. Azınlıkların işte parlamentoda temsil edilmesinin en azından bir kısmında olsa bu azınlıkların milliyetçilik taleplerini azaltabileceğine dair düşünceleri vardır. Namık Kemal Şinasi'den daha fazla İslam'ı savunur. Yani Şinasi'de İslam'ın birincil ölçüde yani eğer şey olursa dengeleme açısından söylersek Şinasi'de öncelik Avrupa düşüncesidir. İslam'ı ikinci plana atmıştır. Namık Kemal birinci plana İslam'ı koyar, ikinci plana Avrupa düşüncesini koyar. Bu anlamda halka daha tabii yakın gelen biridir. Namık Kemal'in İslamcılık tarafı da vardır. Hatta Ernst Renan, bir Avrupalı düşünür Fransız, onun meşhur bir eseri vardır. Avrupa'da yıllarca okutulmuş, dile getirilmiştir. İslam terakkiye, gelişmeye manidir diye bir tezi vardır. Bu teze karşı reddiye yazanlara bir tanesi de Namık Kemal'dir. İslam'ın hiçbir şekilde gelişmeye engel olmadığını, tam tersi İslam'ın gelişmeyi desteklediği Cemalettin Afgani'nin var, Namık Kemal'in var. Bir de Bayazıt Ahindov, yani Bayazıt bir üç tane reddiye var. Ona yazılan reddiyelerin bir de Namık Kemal yazmıştır. İslam'ın geçmişte işte bir parlak bir din olduğu, son derece işte bir asr-ı saadete ait olduğu, İslam'ın zaman içerisinde işte yozlaştırıldığı, bunun yeniden ayağa kaldırılması gerektiği düşüncesi yine Namık Kemal'de vardır. İslam'ın işte veya Müslüman dünyanın geri kalmasına Batı'nın sömürgeciliğinin etkisi olduğunu dile getirmiştir. Yani bir yerde Namık Kemal'in hakikaten olgun bir düşünür olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu parlamento anayasacılığın tek çözüm olmadığını zaman içerisinde o da anlayacaktır. Bu kuşaklardan birisi Ziya Paşa'dır. Bunlar içerisinde en yaşlısıdır. Ali Paşa ile arasındaki sürtüşme neticesinde devletler arası bozulmuş, sürgüne gönderilmiş. Sonra da Paris'e kaçmıştır. Burada Namık Kemal'le birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmıştır. Sonrasında affedilmiş, tekrar ülkeye geri dönmüştür. Bu dönemde genelde padişaha karşı değil de sadrazamlara karşı bir eleştiri yapmıştır. Biraz daha ayakları yere sağlam basar. Çünkü tecrübelidir. Bu fikirlerin Osmanlı'da taban bulmasının son derece zor olduğunu farkındadır.
biraz daha kendisinin daha olgun fikirler savunduğunu söyleyebiliriz. Yani diğerlerinin anayasacılık görüşlerinin daha katı değil, daha basit bir şekilde, daha uygulanabilir bir şekilde savunduğunu söyleyebiliriz. İmparatorluğu nasıl kurtarılabileceği ile ilgili bir takım şeylerde, tavsiyelerde bulunmuştur. Ahmet Mithat Efendi hepimizin bildiği gibi Osmanlı romancılığının önemli isimlerinden bir tanesidir. Mithat Paşa himayesinde belli bir yerlere gelmiştir. Onun dışında eserlerinde büyük ölçüde halkı eğitmeye çalışmıştır. Bu eserlerinde halkın işte hoşuna giden tiplemeler yapmıştır. İşte Felahattin Bey'den, Hakkım Efendi'den bahsettik. Biz eğitim istiyoruz, biz marif istiyoruz diye Mithat Paşa'ya bir mektubu vardır. Halk eğer gözü açılırsa bütün bu fenalıkları görecektir. Siz bunun için mi eğitim istemiyorsunuz diye bir yerde Mithat Paşa'ya mektup yazmıştır. Onun sayesinde önemli işte okumuş bir yerlere getirilmişti. Mithat Paşa'nın belki de etkisi sayesinde. Zaten ismini de muhtemelen Mithat Paşa'dan almıştır. Ahmet Mithat Efendi diye. Onun dışında dediğim gibi bir Avrupa'ya gezmiştir. Mesela şarkiyatçılık kongrelerine katılmıştır. Mesela şurada güzel bir cümlesi var, diyor ki bana, diyor, kaç kez soruldu lütfen ülkenizdeki insanlar hiçbir şey yapmadan yaşamayı nasıl beceriyorlar? Yani doğu tembeldir, doğu işte aptaldır, doğuda insanlar çalışmazlar. Bir yerde bu düşünceyi eleştirmeye çalışıyor. Ben de, diyor, bunlara 8 kez yanıt verdim. Doğuda kadınların haremlere kapatılmış bir şekilde yaşamadıklarını anlattım, diyor. Mesela doğu ile ilgili bir bölüm varmış, bir pavyon deniyor, yani bir bölümde. Bu bölümde de işte doğuyu temsil eden eşek, katır falan konuyormuş, rakkaseler falan konuyormuş. Yani bir yerde batıdaki doğu algısının nasıl olduğu ile ilgili hakikaten o dönemi gösteren ilginç örnekler. Avrupa'daki gördüğü devasa makinaları, işte büyük binaları, şehirleri özellikle övünerek anlatmış. Yani bunların nasıl işte alınması gerektiği ile ilgili. Bir yerde bütün bu şeyler Mithat Efendi'nin eserlerinde dile getirilen örnekler. Toparlarsak Osmanlıcılık siyasetinin Osmanlı açısından bir çözüm olmadığı zaman içerisinde anlaşılacaktır arkadaşlar. Haftaya da Osmanlıcılık yerine İslamcılık politikasını, bu ayrımları işleyeceğiz. Burada tamamlayayım arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum. Ödevlerinizi yüklemeyi unutmayın. 9 Mayıs son tarih. Ne ben bunu video olarak yükleyeceğim. İzleyemeyen arkadaşlar da oradan YouTube'dan izleyebilirler arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Her an kapanabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.